Evet, tatilciler. Tabii ben değil bacım. Ama bu kadro 1,5 ay sonra tekrar yine gidecek İstanbul'a. Aynen, inşallah. Şimdi bacımı... Şurası hangisi bizim acayip kalabalık? Ben şimdi... Her bir Dözge diyor ki bugün diye kimse gitmez. Dedim seni öyle zannet. Dedim senenin dedim hangi ayından gidersem gideyim hep dedim doluydu. Bizimkinin burası olduğunu nereden biliyorsun? Aha, arkada, en arkada. Aha. Git git. Kapılarında, ooo burası daha 190, bizimki 200. 250. Neyse bakalım, herkese merhaba canlarım benim. Kanalıma hoş geldiniz, benim çıtırma patyalarım. Evet. Şimdi sabah saat 4.30'da kalktım. Olabilir, Zonguldak olabilir. Belli olmaz. Yani bilemedim. Şimdi 5.30'da Özge'yi aldım. Onu almadan önce ona bir sıcak kol, kendine bir cappuccino aldım. Düsseldorf'a getirdim şimdi bacıma. Valizlerini bir verelim. Valizlerini teslim etmeden dedim seni dedim orada dedim bırakıp gidemem. Bacımı dedim kimsesiz daha gibi dedim gönderemem. Az sonra şuradan gideceksin ama. Şimdi şuradan da ben sana şey alayım Berna'ya. Çikolata. Dün resmi tatildi, Berna'ya çikolata göndereceğim. Çünkü Berna derken tek Berna değil işte hani. Genel olarak o tarafa. Aynen. Neyse bakalım. Sonra şu valizleri bir verelim de. Şurada bir oturur kahvaltı yaparız bir de bacımla. Bacımı bir de karnını doyurayım. Ha bacım benim acıkınca sinirleniyor. Benim bacım acıkınca sinirleniyor. Öyle bakalım hadi. Uçakta şimdi gaza. Gerçi uçakta var da gene de uçak saatine de bayağı var. Var erken uçak saatine de var. Benim de karnım aç. Öyle bakalım haydi. Görüşürüz. Evet. Şimdi Özge arabaya binerken dedi ki abla dedi valizde sence dedi 20 kilo geçmiş midir dedi. Şöyle bir kaldırdım ki yok dedim 17-18 kilo. Evde de dün dediydi öyle. Dün evde dedim 17-18. Eğer üstüne bir şey koymazsan dedim. Hani koysam dedim çok bir şey koymadım. 17-18 kilo dedi. 17 kilo 900 gram geldi. Evet. El bagajımı azıcık fazla geldi. El bagajı, ama orada onlar şey yaptı. El bagajın da aynen. Normalde ama, 8 kiloya katkı var. Ama 9800 geldi. Ama el bagajını da uçağa verdiğimiz için evet, oradaki eksi 3 kiloyu tamamladı. Şimdi buradan mı yapalım? Öbür tarafın ekmekleri daha güzeldi Özge. Oradan alır. Hepsini verince çok seviniyorum ya. Hiçbir şey taşımayacağım. Ha, önümde. Aynen öyle. Çantamla şimdi o şeyle gideceğim. Hemen dedim ki 2 dakika dedim ceketinde dedim koyabilir miyim? Evet. Hemen onu da koydum. Bu arada cam kenarını da ekstra istedik. Onu da 14 euro para verdi. Aynen. Bizim gittiğimizde onu öyle dediydi. Ama o zaman şimdi ilk yeni çıktıydı yeni sistem. Çıktıydı. Baktılar ki millet alıyor. Çıkmış. Demek ki millet alıyor. Evet. Ben de dedim bana orada kenar geldi. Burada kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz sadece. Evet. Çok şükür oldu. Hoş oldu. Aynen. Senin de vardı. Sana da benim kredi kartım vardı canım. Var. Benim var. Benim kredi kartım da herkese yaptırttırdım. Bunlar benim kredi kartı yükledikçe bana da 40 euro para gösterdi. Geldi değil mi? geldi. 40. Bir tanesi babamınki geldi, seninki yaptım. Gelmedi. Aa niye ki? İlk babamınki geldi galiba. Ama şey 6 hafta falan sürüyormuş. İşte mail çekeceğim. Öbür 40 euro'm nerede? Evet. Siz de istiyorsanız size de link atıp evet. Çünkü çok güzel ben oluyor. Ben de atabilirim. Bana da gelebilirsin. Bağım bak bağ. Şey... Evet eve geldim. Turgut çocukları kaldırmış. Okula yollamış. Güya resmi tatil Brooklyn tak var zannediyorum ben. Ay Brooklyn yokmuş. Bir ararsın Turgut'u çocuğunlar okula diye. Oh. Şöyle her tarafı açayım. Özge yazdı bu arada. Şu an yazıyor. Onun da uçağı rotel yapmış 40 dakika. Şimdilik 40 dakika. Uçağı arıza yaptı gösteriyormuş uçak. Şöyle gideyim bütün kepengeleri açayım. Bacım. İşte çok kapattım burayı şimdi. Haydi bakalım. Neyse bakalım. Mikail evde. Mikail bayağı fena hasta. Şifayı kaptı çocuğum. Dur be. Şimdi Turgut onu doktoru götürecek. Benim de dükkana gitmem lazım. Ondan sonra böyle bayağı bir bugün kağıt kırık işlerim var.
Dedim gitmeden karnınızı doyurun. Çünkü saat 8'den sonra doktora gireceksiniz. Kim bilir kaç saat bekletecekler. O yüzden hemen dedim şöyle omlet yapayım. Ekmek de var. Mikari bayağı şifaya kapmış. Kendime mantar hemen şöyle azıcık mantar kavuracağım. Bir tane yumurtadan da omlet yaparım. Bayılıyorum şöyle tuzsuz, baharatsız, yağsız pişen bir şeye, mantara. Gerçi mantarın her türlüsünü severim ben. Karnımı sağlam doyurayım çünkü yine öğleye kadar dışarılarda olacağım. Butik'e gitmem lazım. Butik'te nereden baktınız bir 20-25 paket var. Dün yapmıştım. Onları arabaya yükleyeceğim. Ondan sonra gideceğim postaneye vereceğim. Sonra bankaya gideceğim. Sonra sigorta şirketine gideceğim. Ondan sonra muhasebeciye gideceğim. Neyse. Çocuk doktorunu beklemekten iyidir. Çocuk gitsin beklesin. En az 3 saat çünkü şu an. Hatta onları eve bile gönderirler. Biz sizi ararız derler büyük ihtimalle. Neyse yumurtayı mantarın üzerine koymayı tercih ettim. Bu da benim kahvaltım. Ekmek. Ben ekmek yemiyorum zaten. Glutensiz besleniyorum. Hipojenik. Neyse biz şimdi pazar ayağımızın altında. Kaç haftadır pazara gidemiyoruz. Şey... Turgut hatırlattı. Unutuyorum yine. Pazar bittikten niye sonra aklıma geliyor. Niye öyle sallana. Neyle sallıyormuşum? Şeyler aldık falan. Ha, unutuyorum ya. Akusunu takın dedim, takmamışlar. Dün mutfakta video çekerken ben, akusu gitti. Ömer'i de Mikail'i de getireceğim buraya. Diş doktoru değil burası. Tamam işte. Tanklama da yapmıyor. Doktor tanklama yapılacak diye sana rapor veriyor. Sen ondan buraya geliyorsun. Gittim işte daha geçen. Tamam o zaman öyle yapacağız. İyi götür işte. Neyse. O doktora gitmeden, ben de dükkana gitmeden dedik iki dakika hemen pazardan alacaklarımızı alalım. Azıcık sebze meyve alalım eve. Öyle. Ondan sonra işlerimizi halletmeye geçiş yapacağız. Kocam. Hı. Herkes diyor ki Turgut işten mi çıktı? Yok öyle bir şey. Kocam raporlu. 55 kişi bir de yazmış ki size ne ya? Kadının kocası işten mi çıktı, işten mi çıkmadı? Adam ameliyat oldu yazmış. Bacım adam hem ameliyat oldu bir. 4 hafta öyle izin oldu. Şimdi kaburgası yok, bırak. Yok şimdi beni böyle geziyor diye falan görüyorlar da onlar. He. Ama benim bebek yapmam lazım. Yani hareket etmem lazım. Evet. Hareket etmem lazım olduğu için böyle kısa şeylere gidip gelebiliyorum o zaman. Evet. Yoksa ki kaburga kırığında 6 hafta, en az 6 hafta raporlu olması lazım. Tabii kaynaması, iyileşmesi 4 ay sürüyormuş. Yoksa anam bütün gün yatıyor evde bacım. Ya kan dolaşımı olmayınca yatıyor. Dışarı çıkmazsam bu sefer de tromboz almam lazım. Evet aynen, tromboz iğne alması gerekiyordu. Ben onun için hareket ediyorum yani. Aynen yiyorum, Turgut. Şey yapıyorum, geziyorum falan böyle. İğne yapmak istemiyor kendini, o yüzden yürüyüş yapması lazım her gün. Neyse öyle geldik pazara. Şimdi bütçeye geldim, hiç kepenklerimi kaldırmıyorum. Bunu da geçen gün komşum getirdi, eski komşum Selma. Ay canım benim ne kadar güzel var ya, içim açılıyor kız. Vallahi içim açılıyor. Bakalım şimdi gideceğim bu paketleri vereyim. Ondan sonra bankaya, ondan sonra sigortaya, ondan sonra muhasebeciye, ondan sonra da alışveriş merkezine elektrikler. Evet, tüm paketlerimi verdim. 170 euro paket parası. Şimdi bazen diyorlar ki Özlem işte posta parasını niye ücretsiz yapmıyorsun? Bacım şimdi bir ödeyişte 170 euro posta parası verdim. Bağın yazık günah değil mi? Şimdi ben kazandığım paradan 170'ini postaya cebimden verirsem. Yazık günah değil mi bana? 170 euro. Ve artık hep 6.99'luk paketler gönderiyorum. Çünkü herkes kendi paketini takip etti. Şimdi tek tek herkese şey yapmıyorum tabii. Hani kaç 30'a yakın paket varmış.
6.99'dan hesaplayın işte kaç tane paket verdim ben de bilmiyorum. Hepsi 6.99'luk paketti. Sadece Belçika vardı. Belçika'dan bu ara hep ben 13 euro, normalde 13 euro pasta parası alıyordum. Ama bu ara paketler hep büyük ve ağır olduğu için hep 20 euro verdim mesela. Onları hep kendi cebimden verdim. Hep de mesela karşı tarafa yazdım. Dedim ki sakın yanlış anlamayın. 3-4 kişiye yazdım öyle. Sadece şimdi bu gönderdim paketteki bayana yazmadım. Hani yanlış anlamayın. Gönderin diye söylemiyorum. Ama hani bilgilendirmek istiyorum. Olur da ilerleyen zamanlarda tekrar yine böyle kışlık bir şeyler benden sipariş edecek olursanız. Paket 2 kiloyu geçiyor. Hep 3-4 kiloya yakın oluyor ağırlıkları şu an. 2 kilo geçtiği için 13 euro değil. Ben 19.90 19.50 idi pardon öyle bir şeydi. Yani 19.50 ödeme yaptım. Hani şimdi ödeyin diye söylemiyorum üstünü. Tamamlayın diye demiyorum. Ama hani olur da bir daha sipariş verecek olursanız 2 kilodan sonrası paketler diyorum. Hatta işte kasa kağıdını özellikle resim atıp çekip resim attım 3-4 kişiye. Allah var. Hepsi ödemeyi yapmak istediler ama hiçbirinden kabul etmedim. Dedim yok tamam bu sefer hani ben ödedim. Geçti gitti ama geçen günü mesela ben hep 13 euro aldım. 4 tane paket gönderdim. 13 euro'dan kaç almış oldum? 10, 20, 30, 40, 3, 6, 49 euro tutması gerekirken mesela karşı taraftan 49 euro paket parası almışım. Ama 2, 4, 6, 49 aynen. Ama 60 euro posta parası verince bir şok geçirdim. Çünkü öyle tahmin etmemiştim. Meğersem 2 kilonun üstünde olunca 13 euro değil. 19.50 Avrupa yani Fransa, Hollanda, Belçika. Zaten genelde Hollanda, Fransa, Belçika oluyor. İsviçre'den çok sipariş eden oluyor. Onlar da artık Grenze'ye yapıyorlar. Yani sınır Almanya sınırında olan arkadaş, eş, dost, akraba falan adresi veriyorlar. Onların adresine giriyor paketler. Yoksa o taraflara paket göndermek 2 kiloya kadar 30. 2 kilodan sonrası 49.90. İyi bacı, Türkiye gibi aynı. Neyse öyle işte canlarım benim. Sabah 4'ten beri ayaktayım. 4.30'dan beri. Saat 10'a geliyor. Bacınız uykusuz, yorgun. Bugün ama butiğe gitmeyeceğim. Yarın giderim. Bugün butiğe gitmeyeceğim. Online sipariş için de hem paylaşım yapmayacağım. Paylaşım yapmayınca da zaten sipariş almıyorum. Yaparsam alıyorum. Ama şu an mental olarak siparişlerle uğraşacak şeyde de değilim. Şimdi birazdan tüm işlerimi bitirip eve gidip kentlik işlerini de hallettim mi? Ha, bankaya az çok ya. Benim en iyisi var ya direkt buradan böyle bir şeye gideyim. Otobana çıkayım. Bir yerinizde durun be. Hep acım bir yerinizde durun be. Direkt alışveriş merkezine gideyim ben şimdi. Şimdi tekrardan yine yaptık. O halloldu. Evet şöyle bakıyorum. Niye baktığımı ben de bilmiyorum ama öyle bir dolanıyorum işte. Azıcık içeriyim dedim. Bir şeyler bakayım şöyle. Gözüm gönlüm açılsın. Açılsın mı? Bakıyorum şöyle ne var ne yok.
Aa, şunlar çok ters. Çok güzel. Çorap alacağım, çorap. Bankaya geldim. İşlemlerim için şu an bekliyorum. Özlem Hanım dedi, ayakta durmayın dedi. Beturan dedi, ben sizi çağıracağım dedi. Tamam dedim canım dedim. Çabuk dedim, işin dedim, düzgün yap dedim. Bekliyorum. Millet bankadan para alır, ben bankaya para veriyorum. Kağıt işlemleri için. Evet, babacınıza durmak yok. Turgut Mikail'le doktora gitmişti. Ben de tüm işlerimi hallettim, Ömer Halis almaya gittim. Baktım Turgut da geldi Ömer Halis almaya. Sonra dedi ki Mikail'de apantist olabilir demiş doktor. Hastaneye sevk vermiş. Hastanede baksınlar demiş. Şimdi bizim oradaki en yakın hastaneye gittim ben. Geçen Turgut'a gittiğimiz hastane değil. Başka bir hastaneye. Ondan sonra oradan da hemşire dedi ki gel oğlum. Ya burada dedi pediatri yazıyor dedi. Yani dedim. Abi çocuk hastanesi için. Ha dedim iyi tamam biz dedim çocuk hastanesine gidelim. Yok yok dedi zaten buraya geldiniz dedi gerek yok dedi. Bir de dedi apantisten dedi yollamışlar. Ondan sonra bizim işte kağıtları meyatları falan çıkarttı. Ama dedi çok kalabalık. Yani dedim en az dedi 3-5 saat sürer. En az dedim 3-5 saat sürecekse ben dedim çocuk hastanesine gireyim. Yok dedi zaten buraya geldiniz dedi buradasınız dedi gitmeyin. Duvardaki hastanede de hep şu klinikin arka tarafına gidiyorum. Oradan bu tarafa gönderirler. Ben dedim ki nasıl oraya gideceğim oradan buraya gönderecekler. Direkt buraya gireyim dedim. Yok bu sefer de bir tarafa gönderiyor. Ağzını kırdıklarımın yerine nasıl bir şey denk geldim ben bugün ya. Yemin ederim nasıl bir şey denk geldim ben ya. Hiçbir insanı peşin çile şey bırakmaz ya. Neyse öbür hastanede de en az 5 saat bekleyeceğiz. Önümüz 12 kişi var. Bir de orası şokok aptalım. Ondan sonra hayır çok ağrısı var deyip ön alacağı açtı dedi. Yok yok dedi gitmeyin dedi. Burada dedi durun bu hastanede. Ondan sonra zaten apantisi de var. Şu an bence şey yerinden kıvrılmasın. Her ağrısı olunca erken alacak mısınız? Almayacağız. Ben o zaman niye burada duruyorum 5 saat? Madem çocuk hastanesine gitmem lazım. O 5 saat burada bekleyeceğime gider 2 saat çocuk hastanesinde beklerim. Hayır bir şey. Çocuk hastanesi uzak diye diyor bu ya. Dedim burada 5 saat beklemektense o tarafa gitmeyi tercih ederim. Ben bakmadım zaten kağıda. Baksaydım. Pediatri yazıyor. Arkadaşlar ben en sonki gittiğim hastaneye de alınmayınca kısa çaplı kendimce bir kriz geçirip eve geldim. Saat 4 gibi 3.30-4'e doğru evdeydim. İnan hemen yani bir şeyler yedim. Yok yemedim kız. Eve geldim kendimi direkt soğuk bir duşun altına attım sakinleşmek için sinirim geçsin diye. Sonra az bir iki bir şeyler yedim. Bir yattım. Saat 4'te bir yattım. 7.30 gibi falan kalktım. Çoluk çocuk aç. Turgut orada bitip çocukları falan doyurmuş ama şimdi pide yaptırmaya gittiler. Oğlanlar işte. Mikael bu arada iyi. İyi yani. Doktor işte bilmiyorum artık Turgut'un ısrarı üzerine mi apantist olabilir. Gideyim bir baktırın dedi. Yoksa artık bilemedim orada ne olduğunu ama sonuç olarak bize verilen sevki kağıdı değil. Sadece ama neyse bilgilendirme amaçlı bir şey. Ben anlamadım nedir. Yemin ediyorum almaydık hastane sistemin içine gideyim ben ya. Sonuç olarak şöyle. O ne kız orada battaniyeymiş. Uzandım. Master Chef'e bakıyorum. Turgut da pide yaptırmaya gitti. Ay estağfurullah. Saat 8 oldu galiba. Yarın hafta sonu.
Oy, her tarafım ağrıyor bacım. Sabah saat 5'te 4'te 1 kalktım. Saat 5'te araba sürmeye bir başladım. İnsan saat 5'ten saat 4'e kadar araba sürer mi ya? El insaf ya. El insaf. Vallahi bu da can, bu da benden. Ben de bir ananın evladıyım ya. Vallahi yoruldum, bıktım, bezdim ya Rabbim. Allah'ım isyan olarak algılama. Ya Rabbim çok büyüksün Allah'ım. Sabırlar ver Allah'ım, sabırlar ver. Neyse öyle işte, uzun lafın kısası şöyle. Turgut'u bekliyorum bakalım, acıktım valla. Gelsin bakayım, bir de yaptırmaya gitti de. Ne döner, dönerin iki katı. Allah Allah. Neyse olsun. Salata yedim, biraz dağılmadı ki. Herhalde almışlardır. Salata yapayım dedi, yap dedi. İki tane yapayım dedi, yok dedim ya. İki tane çok güzel, dedim bir tane de. Tabii canım, salataya da para yapacağım. Bunlar hepsi dönerli mi istedi? Mikail ile Gülşen dönerli. He, Mikail'in mi orada? Rengi vermemişim ki. He, ben de şaştım. Diyorum ki burası. Evet arkadaşlar. Dönerli, sucuklu, dönerli. Seninki dönerli sucuklu mu? Döner, sucuk. Karışık. Kıyma, kaşar. Maşallah. Tabii bir Türkiye'deki gibi değil. Mesela kuşbaşı olsa bayılırım. Kuşbaşılı yok. Sordum dedim. Kuşbaşılı var mı? Kuşbaşı yok yok. Abi. Kuşbaşı yapmalar. Ispanaklı yok dedi. Ispanaklı da sordum. Ha tüh dediydim ben. Çatal varsa da getirsinize. Çatal getirsene Gülşen. Gülşen sen de salata yersin çünkü. Of, bugün de böyle arkadaşlar işte. Evet. Yani bütün şeyimiz benim dışarılarda çıkınca. Evet bardak ver. Arkadaşlar ben hep bunu Türkiye'de yiyorum. Gitmiş en büyük bardağı getirmiş. Bunun hepsini doldurmuş. Hmm. Ekstrem güzel mi oğlum? İyi misin Mikail? Gayet iyisin valla maşallah. Arkadaşlar Türkiye'de baksın mı? Var ya ben Türkiye'de bunun sevimini bulayım da niye yiyorsun? Giyinebilir başka bir şey giyinemezler. Normal kafe gitsinler ya. Sus be, sen nereden nereye geçtin? Hadi karnını doyur hadi. Karnını doyur, üniformaya geçti ya. Evet canlarım benim, çıtır papatyalarım. Benden bugünlük bu kadar. Yeterince sinir, stres, trafik, bilmem ne, hepsini yaşadık. Ve artık bu şekilde günü bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda burada yine sizlerle buluşmak ve görüşmek dileğiyle. Hala abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.